Bu videoda olasılığı daha yakından inceleyerek bu konudaki sezgilerimizi güçlendirmeye çalışacağız. Şimdi daha önce yaptığımız bir örneği ele alalım arkadaşlar. Hatırlayacaksınız 6 yüzü olan hilesiz bir zarımız vardı. Hatırladınız mı? Aynı zarı yine atıyoruz. Bu 6 değişik sonuç demek. Zar 1 2 3 4 5 ya da 6 gelebilir. Zarın 2 ya da 2'den küçük gelmesinin olasılığı ile işe başlayalım. Şimdi 6 tane sonuç var demiştik, değil mi? 2 ya da 2'den küçük gelmesi için 1 ya da 2 gelmesi gerekir. 6 sonuçtan ikisinde istediğim durumu elde ediyorum. Yani zarın 2 ya da 2'den küçük gelmesinin olasılığı neymiş? 2 bölü 6'dır. 2 bölü 6'yı 1 bölü 3 olarak da yazabilirim değil mi? Şimdi başka bir soru soralım. 3 ya da 3'ten büyük gelmesinin olasılığı nedir diyelim. Şimdi yine toplam 6 sonuç var. 3 ya da 3'ten büyük gelmesi için de ne olması lazım? 3, 4, 5, 6 yani 1, 2, 3, 4 olasılık var. Bunlar da 3, 4, 5 ya da 6. O zaman bu olasılık 6'da 4'e yani 2 bölü 3'e eşit olur. Peki bunlardan hangisinin olma ihtimali daha yüksektir? Zarın 2 ya da 2'den küçük gelmesi mi? 3 ya da 3'ten büyük gelmesi mi? Cevaplar karşımızda. 3 ya da 3'ten büyük gelmesinin olasılığı neydi? 2 bölü 3. 2 ya da 2'den küçük gelmesinin olasılığı neydi? 1 bölü 3. Bu sayı daha büyük olduğu için ya ilk sayı yani 2 bölü 3 daha büyük olduğu için bunun olma ihtimali daha yüksektir. İsterseniz şöyle de diyebiliriz. Zarın 3 ya da 3'ten büyük gelmesinin ihtimali 2 ya da 2'den küçük gelmesinin ihtimalinden daha yüksektir. Hatta sadece yüksek değil. 2 bölü 3, 1 bölü 3'in tam 2 katıdır. Yani zar attığınızda 3 ya da 3'ten büyük gelmesinin ihtimali 2 ya da 2'den küçük gelmesinin ihtimalinin 2 katıdır. Aynı şeyi burada da görebilirsiniz. 3 ya da 3'ten büyük olmasını sağlayan 4 sonuç varken 2 ya da 2'den küçük olmasını sağlayan kaç sonuç var elimizde? 2 sonuç var. Burada 4, burada 2. Bu noktada tamam anladım. Bu sayı daha büyük olduğu için bunun olasılığı daha fazladır diyor olabilirsiniz. Zaten böyle demelisiniz çünkü bu dediğiniz son derece mantıklı. Hatta bu örnekte bu bunun 2 katı olduğu için olasılığı da 2 katı daha büyük. Peki, olasılığın sayı değerinin aralığı nedir? Yani bir olasılık en küçük ya da en büyük ne olabilir? Önce olasılığın en küçük değerine bakalım. Ne kadar küçük? Herhangi bir şey için aklınıza gelebilecek en küçük olasılık nedir? Bunun için gelin zarın 7 gelmesinin olasılığını düşünelim. Hadi bakalım. Şimdi videoyu durdurun ve bunun olasılığını bulmaya çalışın. 6 tane farklı sonuç var demiştik değil mi? Bunların hangisinde zar 7 gelir? Hiçbirinde. 7 gelmesi imkansız olduğu için buraya ne yazarım? Buraya 0 yazabilirim, değil mi? Kısacası bunun olasılığı koca 1 0'dır. 0 olasılığını gördüğünüzde ya da biri size bir şeyin olma olasılığının 0 olduğunu söylerse ya da %0 derse, 0 derse bu ne demektir? O şeyin olması imkansız demektir. Sıfırsa neymiş yani? Sıfırsa imkansızdır. İmkansız. Peki olasılığın en büyük değeri ne olabilir? Ne kadar büyük? Bunun için de zarın 1'den 6'ya kadar olan sayılardan herhangi biri gelme olasılığını inceleyelim. Burada da toplam 6 farklı sonuç var. Ve bu 6 farklı sonucun hepsi de, hepsi de bakın dikkat edin, hepsi istediğim durumu elde etmemi sağlıyor. 1'den 6'ya kadar herhangi bir sayı gelebilir değil mi? E buna 1 de dahil, 6 da dahil. O zaman buraya da ne yazarız? 6 yazarız. 6 bölü 6 da ne eder? 1 eder. Yani bunun olasılığı neymiş? 1'miş. 1 demek aslında %100 demek. Tamamı demek. 1. Birisi size olasılık 0 derse o şey imkansızdır. Olasılık 1 derse de o şeyin kesinlikle gerçekleşeceğinden emin olabilirsiniz. Kesinlikle olacak. %100. O zaman olasılığın en küçük değeri 0, en büyük değeri de 1'dir sonucuna ulaşabiliriz. Eksi ya da 1'den büyük olasılıklar yoktur. Birden büyük olduğunu düşündüğünüz şeyler görmüş olabilirsiniz. Eğer böyle bir şey gördüyseniz bu büyük ihtimalle bir yüzdedir. Biri yüzde olarak yazmak isterseniz zaten yüzde yüz yazarsınız. Yüzde yüz on gibi bir olasılık olmaz. Bu olasılığın 1,1 ,1 olması demektir ve bunun imkansız olduğunu az önce belirtmiştik. Harika. İnsanların bazen bu iş kesinlikle olacak ya da bu imkansız dediklerini duymuşsunuzdur. Ama olmasına kesin gözüyle bakılan çoğu şeyin olmaması için de küçük de olsa bir olasılık vardır. Mesela yarın güneşin doğacak olmasının ihtimali nedir? bunun kesinlikle olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ama değişik kozmik bir şey olmasının ya da gezegen boyutunda bir meteorun güneşe çarpıp onu yörüngesinden çıkarmasının da bir olasılığı vardır. Ya da dünyanın yarın yok olması ihtimali o da bir olasılıktır. Evet bunların olup olmayacağını kimse kesinlikle bilmiyor. O yüzden çok 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 az da olsa... Bu olayların gerçekleşmesinin de bir olasılığı vardır. İşte bunun için bunun olasılığının bir olduğunu söylemek doğru olmaz. Eğer yarın güneşin doğacak olmasının olasılığı için bir yerine buraya bir sürü 9 yazıp 0,9999999999 deseydim. Dikkat edin devirli 0,999 demiyorum. Bu arada devirli 0,9'un sonsuza kadar devam ettiğinde 1 ile aynı şey olduğunun ilginç bir ispatı da var. Neyse şimdilik bunu geçiyorum. Bu biraz mantığa aykırı olsun. Evet, devirli 0,9 demiyorum ama 1 de demiyorum. Bir şeyin olasılığının çok çok yüksek olsa da olasılık 1'e yakın bir sayı olduğunu belirtebilirim ama hiçbir zaman 1 değildir. Evet. Ne olabileceğini kim bilebilir ki? Her şeye rağmen bu yüksek bir ihtimaldir. Aynı şekilde, aynı şekilde köpeğim Çomar'ın muhteşem bir roman yazmasının olasılığından bahsedebiliriz şimdi de. Dikkat edin yalnızca bir roman değil muhteşem bir roman yazacak Çomar. Düşünebiliyor musunuz? Çomar oturacak klavyeye yazı yazacak roman olacak bu roman olacak. Garip ama hadi olmaz diye bir şey yok oldu diyelim hadi Çomar yukarı kadar çıkmayı klavyeye basmayı öğrendi yaz yazabiliyor yani. Evet ama çok 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 az ihtimal de olsa Çomar'ın bunu yapmasının ihtimali var. Onun için buraya da kesin olarak sıfır yazamayız. Onun yerine sıfıra çok yakın olduğu için buraya bir sürü sıfır koyalım. Evet böyle bir şey yazabilirim. Tekrar ediyorum. Bu kesinlikle imkansız demek değil. Büyük ihtimalle imkansız demek. Son olarak bu videodan çıkardığımız sonuçları tekrar edelim. Olasılık büyüdükçe bir olayın gerçekleşme ihtimali artar. Bu bir. En küçük olasılık nedir? Sıfır. Bu iki. En küçük olasılık sıfır. En büyük olasılık nedir? Bir. Bu da üçüncü dersimiz. Mesela yazı tura oynarken hilesiz bir paranın tura gelmesinin olasılığı 1 bölü 2'dir öyle değil mi? Bu da olayın gerçekleşme ya da gerçekleşmeme ihtimalinin eşit olduğu anlamına gelir. Olasılığı 1 bölü 2'den küçük olayların gerçekleşmeme ihtimali, 1 bölü 2'den büyük olayların da gerçekleşme ihtimali daha yüksektir.